Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Yavuz Tuğrul'un senaryosunu yazıp yönettiği Eşkıya filmini inceleyeceğiz. Filme başlamadan önce senaryosunu yazan Yavuz Tuğrul hakkında kısaca bilgi verelim. Yavuz Tuğrul 1946 yılında İstanbul'da doğmuştur. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'nde tamamlamıştır. Uzun süre Ses Dergisi'nde muhabir olarak çalışmış ve daha sonradan Ses Dergisi'nde yazı işleri müdürü olarak görev yapmıştır. Eşkıya filminin haricinde Tosun Paşa, Davaro, Çiçek Abbas, Fahri Abla, Züğürt Ağa gibi filmleri de geniş kitlelere ulaşmıştır. Ve şimdi filmimizi anlatmaya başlayalım. 35 yıl önce bir eşkıya çetesi Cudi Dağı'nda jandarma tarafından yakalandı. Bu 35 yıl içerisinde hepsi öldü. Biri hariç, Baran. Ve Baran yıllar sonra cezaevinden çıktı. Doğduğu topraklara döndü. Ancak gittiğinde gördü ki doğduğu topraklar baraj suları altında kalmıştı. Ve orada gezerken bir kişiye rastladı. O da Ceren Ana'ydı. Ceren Ana onu güçlükle de olsa tanıdı. Ve 35 yıllık yokluğunda yaşananları anlattı. Baran, Ceren Ana'nın tavsiyelerine rağmen tekrardan yola düştü ve onu içeriye girmesine sebep olan Mustafa'nın karşısına dikildi. Mustafa'ya neden yaptığını sordu. Kendisini neden ihbar ettiğini sordu. Mustafa ona yoksulluk ve zorla yaptığını söyledi. Baran ona dedi ki, "Seni kim zorladı buna?" Ve Mustafa dedi ki, "Beni en yakın arkadaşın Berfo seni satmam için zorladı." Eşkıya bunu duyduktan sonra afalladı. Çünkü Berfo onun en yakın arkadaşıydı. Meğer Berfo eşkıyayı satıp eşkıyanın altınlarını alıp ve eşkıyanın canından çok sevdiği Kece'yi de babasından satın alıp İstanbul'a gitmişti. Eşkıya bunlara duyduktan sonra İstanbul'a, Kece'nin peşine düşmeye karar verdi. Eşkıya trenle İstanbul'a doğru yol aldı. Ve trende giderken beraber yolculuk yaptıkları bir adam tam tren İstanbul'da durduğunda polisi gördüğünde panikledi. Ve Baran'ın yani eşkıyanın çantasıyla kendi çantasını değiştirdi. Ve eşkıyaya bir adres verdi. "Beni bu adreste bul, bu çantayı oraya getir," dedi. Baran daha sonra çantayı dediği yere götürdü. Ve orada mafyanın kuryesi olduğunu anladı o genç adamın. Ve çantaları değiştirdikten sonra herkes yoluna gitti. Ancak o genç adam eşkıyanın hiçbir yeri bilmediğini anladı ve ona yardım etti. Arkadaş oldular. Ve o kurye eşkıyaya kalacak yer ayarladı. Kuryenin ismi Cumali'ydi. Cumali ile birbirlerine hayat hikayelerini anlattılar. Ve o zaman isminin Cumali olduğunu öğrendi. Zamanla birlikte Kece'yi aramaya devam ettiler. Cumali'nin de ayrı bir hikayesi vardı. Ailesi yoktu. Sevdiği bir kadın vardı ama onun da abisi hapisteydi. Abisi kaçmak için para istiyordu. Gardiyanlara rüşvet verecekti. Ve kız bu parayı Cumali'den istiyordu. Yani abisi Cumali'den para talep ediyordu. Daha sonradan günler böyle gelip geçerken, Kece'yi aramayla geçerken Cumali abisiyle görüştü kızın ve o parayı bulacağını söyledi. Eşkıya bir akşam televizyon izlerken Kece'yi kaçıranın resmini televizyonda gördü. Yani Berfo'nun. İsmi de doğruydu. Ve eşkıya Cumali'ye "beni ona götür," dedi. Bu olaylar gelişirken Cumali de sevgilisinin abisine o parayı bulmak için tekrardan mafya ile işbirliği yaptı. Eşkıya ona "bu işi yapma," dedi. O da babasının aldatıldığını, üvey annesini vurduğunu söyledi. Eşkıya ile uzun uzun dertleşti. "Bunu yapmak zorundayım çünkü benim hayatta hiç kimsem yok," dedi. Daha sonradan Cumali eşkıyayı Kece ve Berfo'nun kaldığı yere götürdü. Berfo iş adamı olmuştu ve çok güçlü bir insan birisi olmuştu ve çok zengindi. Tam Berfo'yu görmüşken bir araba geldi ve Baran ve Cumali'yi arabaya alıp derdest etti. Sorgudayken alanların polis olduğunu anladılar. Ve bir telefon geldi amirlerine.
Ve bir anda Baran ve Cumali serbest kaldı. Daha sonradan polis karakolundan ayrıldıktan sonra bir başka araba daha geldi. Ve Cumali'ye kalmasını ancak eşkıyaya seni Berfo bekliyor dedi. Ve eşkıya arabaya bindi. Daha sonradan eşkıya ve Berfo yüz yüze geldi. Eşkıya Berfo'ya neden bana ihanet ettiğini sordu. Ve cevabı her şey Kece içindi dedi. Kece'nin 35 sene hiç konuşmadığını söyledi. Kece ile eşkıyanın konuşmasını istedi. Eşkıya Kece'nin karşısına geçti. Ve Kece 35 sene sonra eşkıyanın ismini söyledi ve konuştu. Kece'ye eşkıya seni geri alacağım dedi. Bekle beni dedi ve oradan ayrıldı. Eşkıya cephesinde olaylar böyle gelişirken Cumali uyuşturucuya devam etti. Ve kuryelik yapmaya devam ettiler. Ancak başının derde girmek üzere olduğunun farkında değildi. Cumali parayı bulur ve sevgilisinin abisini kurtardı. Ancak bunu mafyanın uyuşturucularından çalarak yaptı. Cumali parayı bulduktan sonra kız ile beraber oldu. Ancak sabahına kız ortadan kayboldu. Ve sonradan kızın annesi geldi ve meğer kızının hapisteki abisi değil, sevgilisi olduğunu anlattı Cumali'ye. Cumali sevgilisinin ve kaçtığı adamın kaldığı oteli kızın annesinden tekrardan öğrendi. Ve silahla kaldıkları odayı bastı. Yanında Cumali'nin arkadaşları ve eşkıya vardı. Cumali tam silahını çekti ve onları öldürecekken eşkıya Cumali'yi ikna etti. Daha doğrusu ikna ettiğini sandı. Tam kapı kapandı. Cumali ve arkadaşlar odadan ayrıldığında Cumali tekrardan koşarak geldi ve sevgilisini ve onun erkek arkadaşını öldürdü. Artık Cumali ve arkadaşları polis tarafından aranıyordu. Kuytu bir yere gittiler ve eşkıya Cumali'nin arkadaşlarına siz gidin. Biz artık Cumali ile ikimiziz dedi. Cumali tekrardan paraya ihtiyacı olduğu için otele geri dönmek istedi. Otelin önüne geldiklerinde polis onları gördü ve onları kovalamaya başladı. Kovalarken açılan ateş sonucu Cumali yaralandı. O geceyi ikisi de sokakta geçirdiler. Eşkıya ve Cumali aralarında bir karar alıp o gün oradan kaçması gerektiklerini düşündüler. Ve İstanbul'u terk edeceklerdi. İkisi de ayrıldı. Cumali tekrardan mahalleye dönüp para alacak. Eşkıya da Kece'nin yanına gidip ona söyleyecekti. Eşkıya Kece'ye kaçacaklarının haberini vermeye gitti. O sırada Cumali tam mahalleye girmişken arkadaşının mafyaya Cumali'yi sattığından ötürü Cumali tekrardan mafyanın eline düştü. Cumali'nin en yakın arkadaşı mafyaya Cumali'nin paradan çaldığını ve uyuşturucan çaldığını söyledi. Mafya Cumali'yi tekrardan ortadan kaldırdı. Eşkıya tekrardan mahalleye döndüğünde Cumali'nin orada olmadığını gördü. Ve sordu. Sorduğunda aldığı cevap ise mafyaların onu kaçırdığı oldu. Eşkıya Cumali'yi kurtarmak için tekrar mafyaya gidip borcu üstüne aldı. Borç benim borcum ve sana bir para getireceğim dedi. Parayı da almak için Kece'nin yanına gitti ve Kece'ye durumu izah etti. Kece de parayı almak için Berfo'ya gitti. Daha doğrusu Berfo parayı verdi ama Kece'den vazgeçmesi gerektiğini söyledi ve eşkıya bunu kabul etti. Eşkıya 20.000 TL'lik çeki, 200.000'lik çeki aldıktan sonra tekrar mafyaların yanına döndü. Cumali ve arkadaşlarını kurtardı. Tam bu sırada Cumali tekrardan mahalleye döndü. Eşkıya ise tekrardan Kece'ye gidip ona veda edip Cumali ile beraber İstanbul'u terk edeceklerdi.
Ancak eşkıya döndüğünde Cumali'nin yaralandığını ve ölmek üzere olduğunu gördü. Meğer eşkıya'ya verilen çek karşılıksızmış. Yani Berfo tekrardan eşkıya ve Cumali'ye oyun oynamıştı. Bunu öğrenen eşkıya Berfo'nun yanına gitti. Ve Berfo, o kadın için sen bir başka adamı tercih ettin dedi. O yüzden seni tekrardan sattım dedi. Daha kelimelerini bitirmeden eşkıya Berfo'ya mermi sıktı. Ve Berfo oracıkta can verdi. Eşkıya bununla da kalmadı. Berfo'yu öldürdükten sonra Cumali'yi öldüren mafyaların da mekanına gitti ve onları da öldürdü. Ve artık eşkıya tüm İstanbul tarafından aranıyordu. Ve bir evin çatısında sıkıştırdılar eşkıyayı. Eşkıya polisten kaçarken artık bu hayata ve yaşadığı aşka dayanamadı. Mermilerin üzerine doğru yürüdü. Ve kendini binanın en üst katından aşağı attı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.